İngilizce cümle kurmak düşündüğümüz kadar hiç zor değil. Merak etme. Bugün sizinle birlikte adım adım bir şekilde İngilizce cümle kurma mantığını çözeceğiz ve bir sürü cümle kuracağız. Mantık biz İngilizce'deki 4 tane ana tenslerle birlikte present tense, continuous, future tense and past tense yani geniş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman ve geçmiş zamanlarla birlikte elimizdeki olan birkaç fiiller öncelikle learn fiiliyle birlikte yapacağız. Bu mantığı çözdükten sonra play, swim, drink, go, come, eat, sleep ile birlikte bu cümleler kuracağız. Çok keyifli bir ders olacak, onun için hazırsanız başlayalım. İngilizce cümle kurmak istediğimizde İngilizce'de şunu bilmemiz lazım. Öncelikle böyle bir cümle yapı var. Cümle yapı diyor ki subject, verb, object. Subject nedir arkadaşlar? Özne. Fiil nedir? Yani verb. Ondan sonra nesne. Bunu kısa bir şekilde anlatayım. Herhangi bir cümle kurmak istediğinde, herhangi bir şeyden bahsetmek istediğinde her zaman İngilizce'de biz bilmek istiyoruz ki kim bu hareketi yapıyor? Yani bu hareketin veya bu cümlenin içerisindeki nesneyi veya özneyi nerede yerleştirmemiz gerekiyor? İşte bunun ismi İngilizce cümle yapısı. Bunu çözmeniz ile birlikte kolaylıkla İngilizce cümle kurabilirsiniz. Öncelikle subject yani kim yapıyor bu hareketi? Öznemiz. Yani kim? Gamal mı? Ahmet mi? Miray mı? Kim yapıyor bu hareketi? Onu söyle bana. Ondan sonra Miray, Ahmet, Gamal ne yaptı? Fiili ekle bana. Gamal uyudu. Gamal yemek yedi. Gamal yemek yiyor. Gamal yemek yiyecek. Bunları hepsini söylemek istediğinde öncelikle kim bu hareketi yaptı? Onun için her zaman subject ile başlıyoruz cümlelerimizi. Bunu yaptıktan sonra fiil ne yapıldı? Ondan sonra kimi etkiledi, ne şekilde yapıldı ve zamanı ile birlikte hepsini sonradan gelecek. Ki burada artı ve nokta 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 yazacağım. Çünkü burada çok şey gelebilir. Zamanı, sıfatı, zaaflar, bütün bunlar zaman içerisinde son kısmılarda işte o gelecek. Ama şimdi de sadece bunu aklımızda kalsın. Şimdi bu mu bitti? Yo, İngilizce'de biz cümle kururken cümlenin bir zamanlaması var. Bu cümleyi şimdi mi yapılacak? Sürekli yapılan bir şey mi? Gelecekte mi yapacağız? Onun için tense diye bir şey var. İngilizce'de yaklaşık 12 tane tense var. Ama İngilizce'ye akıcı konuşmak istiyorsan sadece bu 4 tane ile birlikte güzel bir giriş yapabiliriz. Birincisi present tense. Genel zaman. Genel alışkanlıkları, sürekli yaptığımız şeyleri, mesela ben yaparım, İstanbul'da yaşıyorum yani gibisinde, yani işte çalışıyorum, İngilizce öğretiyorum gibisinde, şimdiki zaman değil de sürekli yaptığımız bir şeyden bahsetmek istediğimizde biz geniş zaman olarak konuşuyoruz. So, I learn ifadesiyle başladık burada. Şimdi buradaki cümle sadece özneyi getiriyoruz. Ve fiilin ilk halinde bırakıyoruz. Mesela learn olduğu gibi burada I learn. Onun için eğer ki ben oynarım demek istesek I play. Ben yüzerim. I swim. Ben içerim. I drink. Yani fiilin ilk hali ekstra bir şey eklemeden geniş zaman sürekli yaptığınız bir şey, sürekli alışkanlık olan şeyleri hakkında cümle kurmak istediğimizde biz ne yapmaya çalışıyoruz? Burada sadece I learn, I go, I drink, I come, I eat, I sleep. Bu kadar. Geniş zaman en kolay olan tenslerden bir tanesi. Sonraki tens. Şu an bir şey yapıyorsun. Mesela şu an İngilizce öğretiyorum ya. I am teaching. Ben öğretiyorum. Ha ama burada I am learning ifademizi. Aynı şekilde learn ifadesini getirdik. Sadece ing takısını ekledik. ING takısı bir cümlenin içerisindeki yani şimdi yapıldığını göstergesidir. I am learning, I am playing, I am swimming, I am drinking, I am going, I am coming, I am eating, I am sleeping. Bu kadar. Demek ki bir şey şimdi yapılıyorsa ki öğretmek. Demek ki fiilin sadece fiilin bilmeniz lazım. Mesela teach, öğretmek demek. So I am teaching. Yani şimdi öğretiyorum. Ama ben sürekli zaten öğretiyorum. Sürekli ben YouTube'da karşınızdayım. I teach, ben öğretirim diyebilirim, değil mi? Ama şu an öğretiyorsam I am teaching diyebilirim diğer arkadaşlar. Şimdi mesela bundan sonra belki öğrencilerim var, onlara bir şey anlatacağım, onlara bir şey öğreteceğim. So, öğreteceğim, edecek. Yani future tense veya gelecek zamanı hakkında konuşmak istediğimizde I will teach, I will learn. Buradaki tek değişen şey will ifadesi eklememiz. İngilizce'de gelecek zamanın bir belirtisi will ifadesi oluyor. I will ve sonra fiili ekliyorsun ve fiilin ilk halinde kalır. Mesela I will learn.
So aynı şekilde buradaki ipucularla I will play, I will swim, I will drink, I will go, I will come, I will eat, I will sleep, I will teach ne demek? Yapacağım, edecek anlamına geliyor. Demek ki tekrar hızlı bir tekrarlama yapacaksam I learn gene zaman olup sürekli yaptığım şey alışkanlıklarımız hakkında konuşmak istediğimizde I am learning yani burada am ifadesi ve ing eklediğimizde Ahmet ifadesi kullansak bu am ifadesi is olacaktı. Ahmet is learning. Onu da öğreteceğiz sonra. Ama mesela burada ve I will learn. Will ifadesi de gelecek zamanın bir belirti ve fiilin ilk halinde kalır ve o şekilde gelecek zamanı olduğunu gösteriyorsun. Buraya kadar umarım tamam. Şimdi son olan kısmı işte dördüncü kısmı ise biz artık geçmiş zaman hakkında konuşacağız. Geçmişte yaptığınız bir şey hakkında söylemek istiyoruz. Ben öğrendim demek istediğimizde I learned dedik. Şimdi eğer geçmiş zaman burada olsa I played, I swam. İşte burada sıkıntı başladı. I drank. I went. I came. I ate. I slept. Demek ki biz buraya kadar, şu ana kadar bütün bunları yaparken kafamız çok rahat bir şekilde devam edebilirdik. Ama biz bir yere geldik ki biz artık biraz durup, biraz bir şeyler yapmamız lazım. Neden? Onu da söyleyeceğim değerli arkadaşlar. Sebebi şu değerli arkadaşlar. Geçmiş zaman İngilizce'de iki tane şey var. Bir tanesinin ismi regular diye bir şey var ve irregular diye bir şey var. Regular düzenli, irregular düzensiz dediğimiz bir şey var. Ondan dolayı İngilizce'de yaklaşık mesela diyelim ki 100 tane düzensiz fiil varsa bu 100 tane düzensiz fiilleri de zaten İngilizce'de sürekli kullandığımız ifadeler olduğu için ezberlemekte bir fayda var. Çünkü kolay. Düşünsene rastgele yazdığım bütün bu fiilleri çoğunu düzensiz fiil olması nasıl bir şey? Mesela swim ifadesi swam olacak. Drink ifadesi drunk olacak. Go ifadesi went olacak. Come ifadesi came olacak. Halbuki learn ifadesi learned oldu. Bu durumda ne oluyor? Bu durumda regular verb oluyor. Ama bunlar gibi swam, drunk, went, came, ate ifadesi bunlar düzensiz fiiller oluyor. Bazen soruyoruz ki bunları nasıl çözeceğiz? Hepsini mi çözeceğiz? Evet, bunları madem günlük olarak kullandığımız için bunları ezberlemekte kesinlikle ve kesinlikle bir fayda var. Bunun da mesela işte unuttuğumuz zaman bile bir ipucu verdim. Instagram'da videomda paylaştığım çok patlayan bir video. Çoğu kişi aslında o videoyu eleştiri yapmışlar. Yama Hoca diyor ki I did mesela swim ifadesine swam olması lazım. Ve mesela unuttunuz. Ve diyorum ki değerli arkadaşlar eat ifadesi geçmiş zamanı at oluyor. Tipki mesela swim ifadesi swam oluyor. Drink ifadesi drunk oluyor. Bunları hepsini çözmeniz gerçekten demek ki aslında buradaki tüm tenslere buraya geldiğinizde tek dikkat etmeniz gereken şey bunları geçmiş zamanın değişmesi. Buradaki ifademiz biz learn ifadesi learned oluyor. Ama diyorum ki eat olsaydı at olurdu. Şimdi bu konuyla alakalı zaten Instagram sayfamda bir tane video paylaştım. Ve diyorum ki onun kısaltması var. Onu da şimdi bu videoda ekleyeceğim. Siz de görebilirsiniz sonradan. Ama mesela diyelim ki unuttunuz. I eat at olması gerektiğini unutsam bile I did eat ifadesi kullanmanız gerçekten kabul edilen bir şey ve bu videoda sadece fazlasını gitmeyeceğim çünkü baya büyük bir tartışma ciddi çoğu insanlar bunu bilmediklerine araştırma yapmadan beni şey yapmaya çalıştılar böyle bir ifade kullanılmıyor bunu sadece vurgu yapmak için kullanıyoruz abi vurgu yapmak için vurgu yapmak istediğinde bile bunun geniş zamanda olamaz. Şimdiki zamanda olamaz. Vurgu yapıyorsan bile öncelikle geçmiş zaman olması gerekiyor ki onun vurgusunu yapıyorsun. Mesela yemek yedin mi? I did eat dediğinde geçmiş zaman anlamına geliyor ve I did eat dediğin zaman bir kişi o vurgu yapıyor. Demek ki evet yemek yedim. Oğlum onu yedim demek istediğinde bile zaten geçmiş zamanı söylemiş olmuyor musunuz? Araştırma yapmamız lazım. Değerli arkadaşlar umarım bu video faydalı oldu. Bu şekilde biz bugün bu cümleleri kurmaya çalıştık ve asıl senin yapmanızı istediğim tek şey değerli arkadaşlar sadece bir fiil alacaksınız. Aldığınız fiillerle birlikte bu 4 tane tenslerle geçeceksiniz. Ve o şekilde cümle kurma mantığını fark edin ki subject, verb ve object şeklinde cümle kurmaya devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar umarım bu video sizin için faydalı oldu. Faydalı olduysa beğenebilirsiniz. Yorum kısmında istediğiniz bir emoji bırak.
bırakabilirsiniz ve sonraki videolarda hangi konular üzerine konuşmamı istiyorsanız onu da yazabilirsiniz. Diğer arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim ve sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. See you, bye bye, peace. Let's go.